Arkadaşlar sigaret içine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyoruz bu bölümde Üstüş'üm? Şaka yapacağım. Hadi başlayalım. Neye devam ediyorduk? Hello. Cadılar Bayramı'na. Bizim değil ama oynuyoruz. Güzel bir bölüm yapmışlar. Hadi bakalım. Evet. Ne oluyor? Ana! O ayak bizim olmuştu önceki bölümde. İzlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Ana! Bizi ele verdi. Bak orada çiçekler var. Evet. Çiçeklerimden uzak durun. Onları bana kocu şif aldı. Arkadaş, o ne bu evet, ses ki? Arkadaşlar çok gıcık bir kadın. Bitti mi? Sıra bende. Make Mrs. T allergic to the flowers. Yani diyor ki Mrs. T'nin çiçeklerine alerjik hastalık bulaştıracağız. Aa, bu güzel bir şey mi? Evet tabi. O kız o şey tabi bize bir çay içirtirmedi ya. Güzel yani. Tamam deneyelim. Anam makine burada. Makine. Arkadaşlar bu ilaçlama makinesi. Tamam mı? Bu ne? Bu da benzin. O da lazım olacak herhalde. Aa bak şunu bulmamız lazımmış. Kenarda gösteriyor. Gördün mü? Alt katları bir bakalım mı? Şöyle bir balkabağı bir şey olsaydı. Söyleyeyim. Böyle bize bakan çocuk var ya. Onun yanına gidelim mi? Önce oradan mı girelim içeri? Tamam. O çocuğu Suşum çok seviyor bu arada. Bak ha. Ha. Bu çocuk da pilli çocuk he. O gülüyor bak gülüyor. Oğlum suratım bir titriyor. Sinirlendim mi? Ne oldu? Yüzüme bakıyor benim. Allah'ım yarabbim. Evet bu sistemin odası. Şöyle bir oda. Efsane. Eski ateri bu arada. Eski ateri. Eskiden tablet mablet yoktu. Bilgisayar yoktu. Eskiden ne vardı biliyor musun? Ateri. Bu kocaman makine vardı koltuk kadar. Üstünde de 4 tuş bir tane de kol vardı böyle joystick. Biz gidiyorduk ateri salonlarına. Parayı veriyorum. Bir el oynuyorsun. Bir elde işte 2 dakika 3 dakika sürüyor. Paran gidiyordu. 3 dakika. Ama çok eğlenceliydi. Şimdi sınırsız bir şekilde evet, arkadaşlar, oynuyorsunuz. Arkadaşlar tablette olmasa böyle tablet boyama şeyleri var. Böyle silinmeli. Nerede o? Ana mutfakta. Böyle kalemde var çiziyor biliyoruz. O da tablet şey sayılır. Şu odaya geçelim. Yani şimdiki gençlerin her şey elinin altında. Tabii bizim de elimizin altında ama sizin şu an daha erken elinizin altında oldu. Şu yeşil şey lazım bize. Mutfağa bakalım mı? Neymiş kitap o? Kitap okuyor. Kemiklerimiz çok bilgili. Çok bilgili. Kitap okumanın önemini kemik olduktan sonra fark etmişler. Şunlar ne? Bu mu? Yok o değil. Tamam. Wow. Şu ne? Orada bir şey var. Şura arka tarafta ortam çok fena. Açsana canım kapıyı. Kapı kilitlemiş ya. Bir insan eve kendini niye kilitler ki? Sahne 3-2-1 sahneye çıktım Mrs. T ile rap şarkısı yaptım. Şimdi nereye gidelim? Arkamıza bakalım. Tamam burada bir şey yok. Şurası. Ha, burada da bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Buraya girelim. Burada bir şey var mı? Yok. Burası da zaten işkence odası gibi bir şey biliyor musun? Kullanmıyor yani. Bir sürü oda var. Kullanmıyor. Kullanmıyor. Resme bak. Bu ev ne kaç odalı? Baba tabloya bak. Bu ne? Büyük 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 babası. Aynı şey. Aslında bunlar ya. Vampirlerdi. İnsan zamanla mutasyonu uğrayıp insan olmuşlar. Gördün mü? Evet. Aa şu resim çok tatlıymış. Hani bak onun yanında büyük 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 anneannesi var. Bu kim? Bu ne? Teyze. Tövbe bismillah. Böyle akrabam olsa var ya. Ay insan içine çıkamaz. Baba. Şeyler. Domuz. Şuraya. Aha! İşte bunlar neymiş? Neymiş? Vay sen tek defere var evet. Gübre kullanacakmışız. Tamam. Gübre kullanmak için bir şeyler lazım diyor. Şurada testere var. Gübre aleti neredeydi? Aşağıdaydı. Aa baba anahtar. Şeyin balkonun arka balkondan. Bahçenin anahtarı mı? Ver bakayım canım. Gübreye bak. Önceden arkadaşlar gübre nasıldı? Gerçi gene kullananlar var ama şimdi böyle kimyasala döndü. Hayvan. Kimyasal. Hayvanın altından inek olur, at olur. Bunların gübresini alırlardı. Yani pisliğini. Bahçeye atarlardı. Bu da evet ağaçları da şey yapar. Ağaçlarda bu vitamini çekerlerdi. Ama artık öyle bir şey yok. Var da fazla değil. İnsanlar evet, kimyasal gübre alıyorlar. Köy bahçesinde var. Evet. Çok böyle otantik köy yerlerinde oluyor. Çok yani fazla kullanmıyorlar gübreyi. Evet.
İşte bu ilaçlı milaçlı şeylerden alıyorlar. Biz nereye gidiyorduk? Şu kapıyı açıp bir arka tarafa da bakayım mı? Sonra bir bodrum yapacağım. Bu arkada mı? Arkada bu ya. Bodrum. Yok, ön tarafta o. Bodrum. Şuraya bakayım bir. Bodrum. Oo, çok ne iyi yapacağız? Değil mi? Oo. Çiçeklere ne yapacağız? Yusra. Yusra DJ'ye bakar mısın? DJ. Oğlum Balkabanlar DJ'ye yapmış. DJ kedinin annesi. Bu da şarkı söylüyor. Şarkı nereden çıkıyor? Şuradan bir yerden şarkı çıkıyor. Aha. Şurada bir şey var ama karanlıktan var. Hiçbir şey göremiyorum. Havuza düşmek istemiyorum. Şu kapıyı açabilir miyiz? Şu kapıyı açtıktan sonra gibre aletiyle alacağım. Hiçbir şey gözükmüyor. Ne kadar karanlık ya. Ha şurası. Tamam. Tamam. Çok iyi. Şimdi gübre aletine doğru gidiyorum. Ben sis diyeceğim canım. Şu aşağıda bakayım belki bir şeyler parlak parlak vardı. Gübre. Bu ne? Ahtapot kafası. Ahtapot. Ana yarasa var. Hırsıyı gördün mü? Gördüm. Tabii karanlık. Biz neredeyiz? Arkadaşlar sizin için aydınlatacağım. Ben hiçbir şey görmüyorum şu anda. Şurada ekrandan bakayım bari birazcık. Şuradan yukarı mı çıkacağız? Çıktık tamam. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Burada mı kilitli? Şey ciddi adam her yeri gitti. Kız, bu kadın nereden çıkıyor dışarıya? Herhalde çıkacağız ama şey gibi. Şey gibi. Hello Neighbor neydi ya unuttum. Işınlanıyor mu? Hello Neighbor. Hello Neighbor'ın diğer adı neydi kızım? Karga. Hello Neighbor'ın kendi adı neydi? Wilson. Ha bulmaca gibi oldu. Wilson gibi camları çerçeveleri indirerek dışarı çıkıyor herhalde. Evet şimdi makineyi ne yapacağız? Bunu mu koyacağız içine önce? Koy bakayım. Aha. Oo doldurdu. Tamam. Zehir mi kattın? Kollektim aşı. Baba zehir mi kattın? Makineyi kullan diyor. Oo. Gübre attı kızım. Alerjisi var herhalde gübreye karşı. Yavrum yapma beni sakatlayacak. Yaptığı hareketlere bak. Şu benzini kullanmayacakmış. Benim de bahar alerjim var. Çok fazla bunu. Aldı bunu. Bunu istemiyor. Yusra bunu mı sistinin üstüne sıksak nasıl olur? Bu ne be? Silah gibi ha. Bunun gübreyle ne? Gübre nasıl bir makine? Biz böyle yok. Biz sırtı alırız tulumbayı atıyoruz işte bitkilerin üstüne. Tulumba mı? Biz tulumba mı yiyeceğiz? Kızım tulumba tatlısı değil. Tulumba dediğim şey böyle içi dolu şey. Basınçlı böyle atıyorsun. Allah'ım ya. Ah be kızım. Tamam. Dök bakayım yavrum. İşte bu. Harika döktün he. Wait for the flower. Aa büyümelerini bekle diyor. Yusra bunlar büyüdü kızım. Bunlar nasıl çiçek ya? Yaratık çiçeği gibi. Allah Allah. Çiçeğin çirkinliğini gördün mü? Evet böyle büyüdü. Zehir saçıyoruz resmen. Mesisti. Gel canım. Böyle büyüdü arkadaşlar. Şu kadar kaldı. Şimdi Mrs. D kendi kaşındı. Bize o evden kovmayacaktı. Ama ayak nerede? Ayak. Demek ki ilk bölümde ayağı bizi ele geçirdik. Sonra Mrs. D elini aldı. Kopacak bu. Aha! Gel canım kokla bir bakayım. Çek. Ana yüzünde ne çıktı? Ayda. Ay! Ayağı da izi. Nereye gidiyorsun? Bu kadar mıydı? Bari yüzünü iyice gösterseydin be. Bu kocişi bunun bir daha evine gelmez. Çünkü canavar gibi oldum. Mısıs diye çirkindin daha da çirkin oldum. Ama onun için ne yapmanız gerek biliyor musunuz? Gübreye alerji olanlar uzak dursun. Aynen öyle. Arkadaşlar Halloween güncellemelerinin bir tanesi kaldı. Onun da mutlaka gelmesini isterseniz ne yapmamız lazım? Ben bir abur almaya ne yapalım? Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bye.